neyse kızlar, ben ne diyordum? Şimdi şöyle bir şey var, ben düşündüm de hani objektif de bakmaya çalışıyorum. Hani daha önce senin yaptığın şeyleri burada eleştiriyordum ama bazı şeyler artık gözlemleye benim gözüm açıldı. Ve artık düşüncelerim de ister istemez değişti yani. Ne oldu? Sadede hani, gel. Ben Aysun'u böyle bilmiyordum. Hani rakip olarak kendime görüyordum ama şu anda gerçekten şöyle bir format getirirse, hani iki gelin burada yarışsa, ikili yarışsak falan. Yani şöyle söyleyeyim, takım olsak mesela kesinlikle yarışacağım son kişi Aysun olur. Ne oldu Yeşim? Ay ben de zaten seninle yarışmak için can atıyordum Yeşim ya. Ne oldu? Can atıyorsun onu biliyorum da. Dediğime geldin mi Yeşimcim? Ben bu kadar geldiğimden beri Aysun'u anlata bitiremedim. Hep ona hak veriyordun. Şimdi umarım görmüşsündür gerçek yüzünü. Bak ben haklıya haklı derim. Gerçekten. Zamanında bir şeyleri belki ben göremedim. Ama şimdi çok iyi gördüm. Ya. Sen kesinlikle bencil bir insansın. İki aydır burada seninle beraberiz. Sen benim ne bencilliğimi gördün ya? Sana açıklayayım. Evet. Şimdi sabah biz hazırlanıyoruz kızlar. Hepimiz zaten aynı kuliste hazırlanıyoruz. Evet. Beni az çok biliyorsunuz. Ben geldiğimden beri hani kuaförde çok fazla işim olmuyor. Kendim yapıyorum bir şekilde. Ama bugün hani geç kaldım. Kuaför arkadaşlardan, makyöz arkadaşlardan hani yardım isteyeyim dedim. Malum Aysun hanımımızın, az solistimizin makyajı ortalama hani böyle 2-3 saat sürüyor ya. Onunki makyaj değil, badana bilmiyor musun? Badana daha kısa sürüyor canım. Ben geçim yaptım. Bir kadına yapılıyor ya, bu şekilde konuşmaz. Seninle ne kadar maşallah yani görgülü olduğun buradan ortaya çıktı. Badana boya diyorsun. Bak şurada herkes bana kendi değil, çizgisinde bana cevap değil, verir sana bana da yakışan değil tatlım bu. Oraya konuşacak. İkinize de cevap anlatıyor. Ben bir şey söylemiyorum sana, Yeşim anlatıyor. Durdunuz ne yapalım ne bulalım. Şimdi de Aysun'un saçına makyajına takalım. Yapmayın Allah aşkına ya. Ah Nurten, uğraşmayın artık. Bir dakika Nurten Hanım, asıl bencilsizsiniz. Neden? Ne oldu? Vakti var şimdi anlatacağım. Birazdan neler yaptığınızı bir anlatacağım. Hüsniye Hanım, ben sizin kadar bencil bir insan görmedim. Kime bencil diyorsunuz ya? Yaptıklarınızı birazdan anlatacağım. Siz bence kendinize bakın. Ne oldu? Kendisi bencil. Kendisi söylüyor zaten. Şimdi bana bencil diyor. Aranızda ne geçti diyor? Aysun'a bir şey dendi ya. Aysun'a bir şey dendi mi burada böyle Hüsniye Hanım'ın yüzünde güller açıyor. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına çok pardon. Niye bu kadar mutlu oluyorsunuz? Aysun'a biri bir şey deyince, bana bir şey, biri bir şey deyince nedir sizin bizden alıp veremediğiniz? Sen canını sıkma, ben onların arasını yaparım Nurten. Bir dakika. Yeşim gerçekleri söyledi diye Hatice'ye yanaşacağını zannetme yani. Biz kimseye yanaşmıyoruz. Hayır. Gerçekler sadece burada bir ortaya çıkacak. Hayır. Ben geldim ve bütün gerçekler ayna gibi parlayacak. Bak Yeşim, ben farklı bir şey söyleyeceğim sana. Madem ki ben bencil bir insanım, senin gözünde ben bencil bir burada insanım. Burada bir dakika ya. Ben de çok iyi, merhametli, herkesin yardımına koşan, sevecen, hani hümanist bir insansın. İnsan ayırmadan herkesin yardımına koşuyorsun. Peki bu yardımseverliğin, bu merhametin niye kayınvalidene tutmuyor? O kadar merhametliyim ki hep arkasını topluyorum. Ben ona aslında gelinlik değil, ben ona annelik yapıyorum ya. Kayınvalideme annelik yapıyorum. Evet. Annelik yapıyorsun. Ya aynen öyle. O benim büyüğüm ama sanki o gelin, ben onun peşinden koşuyorum ya. Ya Yeşim, görmüyor musun? Bak ne kadar güzel, sabahtan beri olanları anlatmaya çalışıyorsun. Konuyu çevirdi yine sana verdi, eline koydu. Sonra diyor şimdi ki arkadan gelen diyor insanların konuşması diyor. Zamanı geldiğinde sana da yapar diyor. Ben sana bir şey mi söyledim? Sen sadece sabah yaşadığını anlattın. Evet. Hani o kadar dolusun ki bana Aysuncuğum. Sen nereden biliyorsun? Ben hiçbir şey yapmadığım halde bile gelip direkt diyorsun ki arkadan dolduruşlara geliyorsun diyorsun. Sen var ya gerçekten çok fenasın. Çok iyi. Bak kayınvalideme bile konuyu çevirdi. Çevirdi. Evet. Bak ne güzel, bir de gidiyorsun anlatıyorsun. Kayınvalideni anlatıyorsun. Açıklamalar sizin pek işinize gelmiyor galiba. Ben böyle sözümün de arkasındayım. Lütfen kendi kendinize bir şeyler uydurmayın. Ya Aysuncuğum boş ver. Seni bilen biliyor. Bütün Türkiye biliyor zaten böyle. Bileydin. Bu kıraklığını falan. Beni. Neyse seni geçiyorum ben.